Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Le Milmo, le plus utilisé en français. Fransızca'da en çok kullanılan bin kelimeyi çalışıyoruz. Serinin 34. videosundayız. Her videoda 10 kelime ve 10 cümle çalışıyoruz. Toplamda 100 video var. Bin kelime ve bin cümle çalışıyoruz. Hem kelimeleri telaffuzlarını çalışıyoruz. Hem kelimeleri cümle içinde kullanıyoruz ve Cümle tercümeleri yapıyoruz. Dolayısıyla seriyi birinci videodan itibaren çalışan, yazarak çalışan herkes çok faydasını görecektir. Haydi başlayalım. Öncelikle le dimo, yani on kelimeyi öğrenelim. Applaudir bir fiil alkışlamak demek. Juska e kadar edek karşılıklarını Türkçe'ye veriyor. Echange bir fiil değiştirmek demek. L'eleksiyon dişil bir sözcük seçim demek ve se termine bitmek sona ermek karşılıklarını Türkçe'ye veren çift zamirli bir fiil. Le verb pronominal şuraya yazalım. Le verb pronominal diye yani eylemin kişiye özneye döndüğü fiil. Şimdi bunları tekrar bir okuyalım. Applaudir alkışlamak. Jusqu'a e kadar edek échanger, değiştirmek. L'élection, dişil bir sözcük, seçim. Se termine, bitmek, sona ermek demek. Kelimelerimizi öğrenmeye devam edelim. Le chapeau, şapka. Renferme, içermek, kapsamak karşılıklarını Türkçe'ye veren bir fiil. C'est pourquoi, bu yüzden. Du rest ya da au reste diye kullanılır. Zaten üstelik demek. La faire, Dişil bir sözcük, iş, görev, olay karşılıklarını Türkçeye veriyor. Şimdi bu kelimeleri de tekrar bir okuyalım. Le chapeau, şapka, renferme, içermek, kapsamak. pourquoi, bu yüzden dürest, orest zaten üstelik ve lafer dişil bir sözcük, iş, görev, olay demek. Şimdi öğrendiğimiz kelimeleri cümle içinde kullanarak İyice pekiştirelim. Le spectateur a long time applaudi le célèbre chanteur. Seyirciler ünlü şarkıcıyı uzun süre alkışladılar. Fiilimizi burada particip passé olarak kullandık. Zira cümlenin zamanı passé composé. Şöyle yazalım. Passé composé Türkçe'ye dili geçmiş zaman karşılığını veriyor. Dili geçmiş zaman. Fransızca'daki zamanları ve kipleri farklı videolarda detaylı bir şekilde anlattım. O videoları da izleyerek çalışabilirsiniz. Marche jusqu'au bout de la rue et tournez à gauche. Sokağın sonuna kadar yürüyün ve sola dönün. Burada jusqu'a'yı kullandık. Buradaki fiil marche fiili ve vous şahıs zamirine göre emir kipinde çekilmiş. Şöyle yazalım. Emir kipi. Zaten yön tariflerini, yol tariflerini çoğunlukla emir kipiyle veriyoruz. Dün düz gidin, sağa dönün, sola dönün gibi. Je échange ma place avec un collègue de travail. Yerimi bir iş arkadaşımla değiştirdim. Burada échange fiilini kullandık. Yine participe zira bu cümlenin zamanı da passé composé değildi geçmiş zaman. L'élection du président de la République a été réalisée hier. Cumhurbaşkanı seçimi dün gerçekleştirildi. Burada birazcık duralım. Şimdi eleksiyon sözcüğünü daha önce gördük. Dişil bir sözcük olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla bu cümlede ne yapmamız lazım? Buraya bir ö getirip akor yapmamız lazım. Bir sonraki cümlemiz şöyle. Le dernier proje se termine avec succès. Son proje başarıyla sona erdi. Burada se termine fiilini passé composé'de kullandık. Yani dili geçmiş zamanda. Yine şuraya bir ok çıkartalım. Cümlelerimizi tekrar bir okuyalım. Les spectateurs a longtemps applaudi le célèbre chanteur. Seyirciler ünlü şarkıcıyı uzun süre alkışladılar. Marche jusqu'au bout de la rue et tournez à gauche. Sokağın sonuna kadar yürüyün ve sola dönün. J'ai échangé ma place avec un collègue de travail. Yerimi bir iş arkadaşımla değiştirdim. L'élection du président de la République a été réalisée hier. Cumhurbaşkanı seçimi dün gerçekleştirildi. Le dernier projet s'est terminé avec succès. Son proje başarıyla sona erdi. Cümlelerimize devam edelim. Mon oncle porte toujours un chapeau noir. Luc amcam daima siyah bir şapka takar. Şapo sözcüğünü burada kullandık. Köran renferme la description de post, iş tanımı neyi içeriyor? Fiili burada kullandık. C'est pourquoi Marc n'est pas venu à la réunion. Bu yüzden Mark toplantıya gelmedi. C'est pourquoi'yı burada kullandık. Mark est du reste consciencieux et travailleur. Üstelik Mark vicdanlı ve çalışkandır. Burada du reste kullandık. Son pas une affaire difficile pour lui de à la réunion et d'expliquer ses de. idées. Toplantıya katılmak ve fikirlerini açıklamak onun için zor bir iş değildi. Birazcık zor ve uzun bir cümle yazdım. Burada lafer sözcüğünü kullandık. Buradaki eğer fiilinin çekiminden anladığımız gibi cümlenin Türkçesi de değildi diye bitiyor. Cümlenin zamanı en parfe. En parfe geçmişte süren zaman. Şöyle yazalım. Geçmişte süren zaman. Ya da şimdiki zamanın hikayesi. Onu da yazalım. Geçmişte bir noktada başlayan süren ve biten olayları anlattığımız zaman ya da geçmişteki tekrarı, alışkanlıkları söylediğimiz zaman. Şimdi bu cümleleri de tekrar bir okuyalım. Mon oncle porte toujours un chapeau noir. Luc amcam daima siyah bir şapka takar. Que renferme la description de post? İş tanımı neyi içeriyor? C'est pourquoi Marc n'est pas venu à la réunion bu yüzden Mark toplantıya gelmedi. Mark e du reste consciencieux et travailleur. Üstelik Mark vicdanlı ve çalışkandır. Ce te pas une affaire difficile pour lui d'assister à la réunion et d'expliquer ses idées. Toplantıya katılmak ve fikirlerini açıklamak onun için zor bir iş değildi. Ve la fin de la vidéo serinin 34. videosunun sonuna geldik. Le Milmo, le plus utilisé en français. Fransızca'da en çok kullanılan bin kelimeyi çalışıyoruz. Seri 100 videodan oluşuyor. Her videoda 10 kelime ve 10 cümle. Toplamda 1000 kelime ve 1000 cümle çalışıyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bildirimlerinizi açarsanız hem bu serinin devamından hem de farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.